Merhabalar İyi Gelecek Elçileri. Gerçekten çok zorlu bir yılı geride bıraktık. 2020 yılında aslında neler yapabileceğimizi gördük. Zamanı nasıl kullandığımızı, neye ihtiyacımız olduğunu, önceliklerimizin ne olması gerektiğini fark ettik. Zamanı iyi kullanmaya çalıştık. Aynı anda sevdiklerimiz için çok fazla endişe ettik. Ve tabii ki 2020 yılını uğurlayıp 2021 yılına merhaba derken artık bütün bu olayların, bütün bu sorunların bizden uzak ve geride kalmış olmasını diliyoruz. Ama 2021 yılında da gerçeklere bakacak olursak hala pandemiyle ilgili bir takım süreçlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Elbette ki çok güzel gelişmeler de olacak. Hem ülkemizde hem dünyada aşının belki bulunmasıyla ve aşıyla ilgili konu ve olayların da ötesinde yeni ilaçların devreye girmesiyle aslında sağlığımızla ilgili konularda çok daha hızlı ilerlemeler de kaydedebiliriz. Şimdi 2021 yılının enerjisinden bahsetmek istiyorum sizlere. Çünkü Satürn Kova burcunda ilerleyecek, Jüpiter de Kova burcunda ilerliyor. Biz özellikle astrologlar gelecek yılla ilgili öngörülerde bulunurken bu iki gezegenin hangi burçta olduğuna çok dikkat ederiz. Geçtiğimiz sene her ikisi de Oğlak Burcu'nda ilerliyordu ve bu sene de beraber ilerlemeye devam edecekler Kova Burcu'nda. Hemen Kova Burcu'nun temalarını şöyle bir bakacak olursak, gökyüzünde bu enerjinin daha fazla hayatımıza hakim olduğunu anlayabiliriz. Kova Burcu astrolojide arkadaşlıklar, dostluklar, ekip ruhu ve takım çalışmasıyla bağlantılıdır. Aynı zamanda hümanizm ve insancıl yaklaşımlar, toplumsal konular yine Kova'nın temaları arasında yer alır. Tabii ki Kova burcu denince aklınıza özgünlük, özgürlük ve aynı zamanda da farklı olayların devreye girmesi gelebilir. İşte gökyüzünde böyle bir tema hakim olacak. Daha tabii ki bitmedi. Yine bilim, teknoloji, teknik konular, elektrik, elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği bu alanlar yine Kova burcunun yönetimindedir. Uzay bilimleri yine Kova burcunun yönetimindedir. Teknolojik her tür ilerleme, keşifler, icatlar bütün bunlar yine Kova burcunun yönetimindedir. O yüzden önümüzdeki dönem dijital dünyaya adım attığımız, adeta hayal ettiğimizin karşımıza geleceği bir dönem olacak. Şimdi burada 20 yıllık bir süreç başladı. Öyle hemen bu yıl olmayacak tabii ki ama biz yavaş yavaş bunun ayak seslerini hayatımızda görmeye ve hissetmeye başlayacağız. Kaldı ki pandemi sırasında 2020 yılında bunu gayet de net bir şekilde gördük. Hatta söylenenlere göre teknik olarak ya da teknolojik konularda 10 yılda atılması gereken bir takım adımların bu 8 aya sığdırıldığından bahsettiler. Hakikaten de çok hızlı ilerlemeler kaydederek yolumuzda ilerlemeye devam edeceğiz. Aynı zamanda Kova burcu hak ve özgürlüklerle bağlantılıdır. Azınlık haklarıyla bağlantılıdır. O yüzden insanlığın, insanca yaşamanın, hümanizmin ön plana çıkacağı bu dönem içerisinde birçoğumuz kendi hakkımızı daha fazla aramak ya da bu hakkımızla daha güzel bir şekilde yaşamak için adımlar atabiliriz. Evet, gökyüzünde hava enerjisi hakim olacak ve bu hava enerjisiyle bilgi çağının içine girmiş bulunuyoruz arkadaşlar. O yüzden bilgiyi iyi kullanan, bilgiyi iyi işleyen, bilgiyi hayatına bir yük olarak değil bir kolaylık olarak katan herkesin bu yıl kazanacağını söyleyebilirim. Yine sosyal mecralar, online eğitimler, online satış, internet, ticaret bu gibi alanların aktif olacağı bir süreç. Yine kurye, taşımacılık işinin çok daha fazla ön plana çıkacağı, otomotiv sektörünün, uzay biliminin, yine uçak sektörünün ya da havacılık sektörünün çok daha fazla ön plana çıkacağı bir yıl olacağını söyleyebiliriz. En azından hani bu alanda bir takım işleriniz varsa çok daha rahat edeceğinizi şimdiden söylemek doğru olacaktır. Şunu da eklemek istiyorum. Herhangi bir işle uğraşıyor bile olsanız bu sene işinize teknolojinin ve tabii ki işte internetin nimetlerini
ve bu yeni gelişen dijital dünyanın nimetlerini de eklemeyi unutmayın. O zaman hem geride kalmamış olacaksınız hem de Kova burcu gibi yeni açılımları hayatınıza çok hızlı bir şekilde almış olacaksınız. Bu sene 3 tane tarihe çok dikkat etmenizi istiyorum. Tüm dünya genelinde önemli olayların devreye girdiği bir tarih olacak. 17 Şubat, 15 Haziran ve 24 Aralık tarihleri. İşte bu tarihlerde şansımızı çok fazla zorlamamaya özen gösterelim. Yine toplumsal konu ve olaylarla ya da yeryüzü hareketliliği, doğal afet ya da olayların bu dönem zarfında daha fazla hayatımızda yer ettiğini görebiliriz. Çok güzel bir etkileşim var gökyüzünde 2021 yılında. 14 Mayıs'ta Jüpiter Balık burcuna geçecek. Balık burcu evrensel şifalanmayla çok bağlantılıdır. 14 Mayıs ve 28 Temmuz tarihleri arasında özellikle tüm dünyamızın sevgide, kardeşlikte, hastalıkta, iyi günde, kötü günde çok güzel noktalara geleceği ve aynı zamanda şifalanmaya da erişeceği bir döngü yaşayacağız ve hepimizi de çok ilgilendiren bir zaman dilimi olacak. O yüzden sadece kendimizi değil, sevdiklerimizi, tanımadığımız insanları bile çok düşündüğümüz ve onları daha fazla hayatımıza aldığımız bir dönemi temsil ediyor olacak. Türkiye'nin tepe noktası da Balık burcu. O yüzden 2021 yılında özellikle yaz aylarında atılacak adımlar Türkiye için çok ama çok önemli. 2022 yılında da attığımız adımlarla, yaptığımız işlerle adımızı tüm dünyaya duyurabiliriz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz lütfen beğendim butonu tıklamayı unutmayın. İyi Gelecek Elçilerine abone olmayıysa hiç ihmal etmeyin. Sevdiklerinize, eşinize, dostunuza kanalımızı lütfen anlatın. Söyleyin ki en kısa zamanda yeni videolarımız size en güzel şekilde ulaşsın. Şahane bir yıl olsun.